أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. İçinde bulunduğumuz evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in gecesinden ve gündüzünden her türlü feyiz ve bereketinden hakkıyla istifade edebilmeyi Rabbim her birimize nasip eyleye. Kıymetli dostlar, okuduğum ayet-i kerime Münafıkun suresinin 6. 8. ayet-i kerimesi, 9. ayet-i kerimesi. Zaten Münafıkun suresi 11 ayet-i kerimedir. 9. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Mallarınız var ve çocuklarınız var. Bir de Allah'ınız var. Dünyanız var, bir de ahiretiniz var. Kehf suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu Estaizu billah el malu vel benun zinetul hayatid dunya. Mal ve evlat insan için yaşadığı dünya hayatının süsüdür buyuruyor. İnsanın malı varsa, evladı varsa bütün bunlar nedir? Dünya hayatının süsüdür diyor. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ Fakat mal da insan için kalıcı değil, evlat da kalıcı değil. Yani insanoğlu ebedi aleme göçerken malıyla göçmüyor, evladıyla beraber göçmüyor. Dolayısıyla insan giderken malı geride kalıyor, evladı iyali de geride kalmış oluyor. Mal ve evlat dünya hayatının süsü, dünyadan ahirete göçüyoruz. Dünyadan ahirete göçerken mal bizimle gelmiyor, evlat da bizimle gelmiyor. Baki olan ne var? Bizimle gelen ne var? Vel bakiyatu, baki olan insanla yolculuğa çıkan es-salihatu. Salih ameller, güzel ameller, sermaye olarak insanın yüzünü ak edici olarak, zenginlik olarak onlar bakidir. İşte İnsan ile beraber ölüm yolculuğunda, kabir ve mahşer yolculuğunda devam edecek olan en samimi arkadaşı, kalıcı olan salih ameller.
Dolayısıyla hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele. İnsan malına seviniyor. Şu kadar malım var diye, evim var, arabam var, yazdığım var diye seviniyor. Şu kadar evladım, damadım, gelinim, torunum var diye seviniyor. Fakat bir de şöyle düşünelim. Öldük, kefene sarıldık ve mezara yerleştirildik. Şimdi mezarda neye sevineceğiz? İyi ki benim şu kadar malım vardı diye sevinilir mi mezarda? Yok, çünkü götüremedi onları. Şu kadar evladım vardı diye kabirde insan sevinir mi? Onları da götüremedi, onlardan dolayı da sevinmez. Ama diyelim ki imanım vardı diye, namazım vardı diye, orucum vardı diye, sadaka Allah için vermiş diye sevinir mi? Demek ki bunlar için sevinir. O zaman bunlardır onunla beraber kalıcı olan, sadece kabirde değil, mahşerde diriltildiğimizde, hesaba doğru gittiğimizde, mizanın başına vardığımızda bizimle beraber gelecek ve bizim yüzümüzü güldürecek olan nelerdir? İşte o salih amellerdir. Rabbimiz de bize diyor ki, buyuruyor ki Kehf suresinde, mal ve evladı ben size verdim, dünya hayatınızın süsüdür bunlar. Onu o şekilde değerlendirmek lazım. Ancak salih ameller kalıcıdır. O kalıcı olan, sizinle beraber gelecek olan salih ameller, Rabbinizin nezdinde, Allah'ın değerlendirmesinde hayrun, daha hayırlıdır. Sevaben, karşılık olarak ve hayrun emela, emel bakımından da daha hayırlıdır. Bir insan evladı yoksa, evladım olsa, evladım olsa diye bekler. Veya kızı vardır, oğlu yoktur, oğlum olsa, oğlum olsa diye bekler. Veya oğlu vardır, kızı yoktur, ah bir kızım olsa, kızım olsa diye bekler, yalvarır. Normal bunlar. Allah'tan istenir, başkasından istenmez zaten. Ancak şöyle evladım olsa, şöyle kızım, şöyle oğlum olsa diye insanın beklentisi normaldir. Dünya hayatı için bunlar olacak şeylerdir. Ancak şöyle imanım, şöyle namazım, şöyle zikrim, şöyle orucum, şöyle kaliteli bir Kur'an okuyuşum olsa diye insanın kendisiyle beraber gelecek olan, ahiret yolculuğunda kendisine arkadaş olacak olan salih amelleri arzu etmesi, emel etmesi, tahayyül etmesi daha hayırlıdır Allah Celle Celaluhu nezdinde. Kıymetli dostlar, malumunuzdur ki her bekar evlenmeyi gözüne koyar ve dolayısıyla hayalinde evlenir. Kız olsun, erkek olsun. Her oğlunu evlendirecek olan anne ve baba da hayalinde oğlunu, kızını evlendirir hayalinde. Öyle oldu, böyle oldu. Bunlar insanların kurdukları hayallerdir. Fakat bu hayaller ya gerçekleşir veya gerçekleşmez. Yani evleneyim diye arzu eden ya ömrü buna yeter veya yetmez. Oğlumu kızımı evlendireyim diyenin ömrü buna ya yeter ya yetmez. Bunlar bizim elimizde olan şeyler değildir. Binaenaleyh ahiret hayatı kesindir. Yani ahiret yolculuğunda bizim azığımız olacak olan namaza ihtiyacımız, azığımız olan oruca ihtiyacımız, azığımız olan ibadetlere ihtiyacımız, mala ve evlada, arabaya ve arsaya olan ihtiyacımızdan daha fazladır. Bu bakımdan kıymetli dostlar, ölümden sonrası için iyi hazırlık yapmak lazımdır. Malumunuz ölüm ansızın gelir. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Başkası bilmez. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ Yağmuru O indirir. Ne kadar indirecek, ne zaman indirecek O bilir. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ Anne rahminde olan çocukların evsafını O bilir. Alim mi olacak, zeki mi olacak, gabi mi olacak, cimri mi olacak, cömert mi olacak, kız mı olacak, erkek mi olacak?
Bütün özelliklerini, güzelliklerini o bilir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Hiçbir kimse nerede öleceğini de bilemez. Buraya geldik, kalkabilecek miyiz? Fi tarihinde camiye gelen cemaatimiz vardı, caminin girişinde vefat etmişti. Bir başka kardeşimiz, Fatih'te İsmail Ağa Camisi'ne sabah namazına gitmişti. Namazın içerisinde birinci rekatın secdesinde vefat etmişti. Bir başkası affedersiniz helaya girmiş, oradan çıkamamış, orada vefat etmiş. Bir başkası meyhaneden çıkamamış, orada vefat etmiş. Her meyhaneye giden, oradan evine dönmek için gidiyor ama dönemeyebiliyor. Her camiye giden de evine dönmek için gidiyor ama dönemeyebiliyor. Sabahleyin evinden çıkan herkes, akşam evime döneceğim diye çıkıyor, işine gidiyor ama dönemeyebiliyor. O zaman ölüm nedir? Ansızın gelir. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemediği gibi وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Hiçbir kimse nerede öleceğini de bilemez. Kıymetli dostlar, ölüm bize ayakkabımızın bağı kadar yakındır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde مَا حَقُّمْ رِئِنْ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي ف۪يهِ يَب۪يتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ Yani bir Müslüman mutlaka yazabileceği vasiyetler varsa iki gece vasiyeti olmadan yatması ona layık değildir. Yani başını yastığa koyuyorsun, birilerine borcun var, alacağın var, namaz borcun var, oruç borcun var, zekat borcun var, kul hakkı var. Bunları ödemeyi düşünüyorsun, düşünüyorsun ama yatağa yattın, kalkamadın, ne olacak? Elindeki servetle zekat borcunu ödeyecektin. Elindeki servetinle birinin sende hakkı vardı, onu ödeyecektin ama bu senin kafanda, bunu sen biliyorsun. Bunu sen ödemedin şimdi, yarın ödeyeceksin, bir ay sonra ödeyeceksin. Fakat yarına kalkmadın, kafayı yastığa koydun sabahleyin, yataktan senin cenazeni aldılar. Ne yapacaklar? Seni yıkayıp, kefenleyip, namazını kılıp mezara yerleştirecekler. Sonra geri kalan malı aralarında taksim edecekler. Senin zekat borcun varmış, kimi ilgilendirir, nereden bilecek? Başkasına borcun varmış, nereden bilecek? Ya bir başkasının hakkına tecavüz etmişsin, onu ödemeye niyetin vardı, nereden bilecek? Onlar kendi aralarına malı taksim ederler, sen de altta ödemediğin hakların, zekatların, vazifelerin hesabını vermiş olursun. Birisi para üzerinde, senin bıraktığın para üzerinde keyif çatar, mal üzerinde keyif çatar, hatta kendi aralarında kavga ederler, sen az aldın, ben çok aldım falan, ben az aldım, sen çok aldın diye kavga ederler. Ama sen de altta ne yaparsın? Ben de altta hesap veririm. Neyin hesabını veririm? Malın hesabını veririm. Niye zekatını vermedin? Diyelim ki benim vermem gereken 5000 liralık zekat vardı. Vermemişim, geciktirmişim. Ama ben geriye 255 bin lira para bırakmışım. Bu zekatı verebilecek çok param vardı. Vermedim. Vasiyette etmedim. Öldüm. Ne yapacak benim varislerim? 255 bin lirayı kendi aralarında taksim edecekler. Nereden bilecekler benim zekatım var? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, sen yastığa başını koyduğun zaman, hani bir gece gaflet olabilir ama iki gece peş peşe yastığa başını koyuyorsun ama vasiyetin yoktur. Bu sana yakışmaz diyor. Eğer birisine alacağın borcun, namazda, zekatta, kul hakkında bir borcun varsa vermeyi düşünüyorsun. Yaz, mümkündür ki kafanı yastığa koydun ama kalkamadın. Yazarsan vasiyette çocukların bakacak. Bunun şu kadar zekat borcu vardı. Malı taksim etmeden ne yaparlar? İnsaflı iseler önce zekatı verirler. Veya falanın bende alacağı vardı, şu kadar ona borcum vardı. Adamın borcunu verirler. Öbür türlü adam gelir, benim babanızda şu kadar alacağım vardı. Kardeşim, kayıt kuyutta böyle bir şey yok. Doğru söylediğini nereden bileyim? Babam akıllı adamdı, borcu olsaydı öderdi, kendisi öderdi der, ödemeyebilirler.
Ödemeyebilirler. Dolayısıyla kayıtta, kuyutta yoksa bunu ödemezler. Vasiyetin varsa çocuklar o vasiyete göre ne yaparlar? Şu kadar zekat vermemiz lazım. Şu kadar şuna vermemiz lazım. Babamızın şuna borcu vardı. Şuna şunu düşünmüştü. Onları verelim. Ondan sonra ne kalırsa kendi aramızda taksim edelim derler. Böylece sen de o vasiyet sayesinde eksiklerini ne yapmış olursun? Vasiyet sayesinde telafi etmiş olursun. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her Müslümana şunu diyor. Kaç yaşındasın? 20 yaşındasın. Fark etmez. Kaç yaşındasın? 18. Fark etmez. Kaç yaşındasın? 48. Hiç fark etmez. Kafaya yastığı koyduğun zaman kalkmama ihtimali her birisinde var mı? Var. Evden çıktın, akşama eve dönmeme ihtimali her birisinde var mı? Var. O zaman başını yastığa koyarken mutlaka vasiyetin bir tarafta hazır olsun. Borçlarım, alacaklarım, bende hakkı olan insanların listesi, hakları da şudur diye bunlar kayıtlı olmalıdır. Bir Müslümana iki gece peş peşe vasiyeti olmadan başını yastığa koyması uygun değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, ölüm ansızın gelir. Şimdi Zümer suresinde Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyuruyor. 55. ayeti kerimesinde, 56. ayeti kerimesinde. Kullarım, Rabbinize yönelin. Allah'a doğru koşun. Ve ona teslim olun. Azap size gelir, sonra yardım olunmazsınız. Bakın, ben sizi ikaz ediyorum diyor. Ve benden size indirilmiş olan kitapların sultanı, en güzel Kur'an'a uyun. Hayatınızı ona göre tanzim edin. Kur'an'da ben size neler söylediysem, vazife olarak neler istediysem bunları yapın. Sakınmanız gereken şeyleri beyan ettim, onlarda da sakının. Yani kulağıma, Kur'an'ıma kulak verin, bana kulak verin diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ve şu ifadeyi kullanıyor. مِنْ يَئْتِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَئْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَاَمْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Farkına varmadan ansızın azap gelir sizi yakalar. Yani insan hazırlıksız olduğu zaman ölüm ansızın gelince o insan öldü ama kurtuldu değil, öldü azaba giriftar oldu. Yani ölümle insan ya cennet bahçesine veya cehennem çukuruna yerleştiriliyor. اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ ف۪ي جَمْلِ اللّٰهِ Kullarım, benim size gönderdiğim kitabı iş olsun diye göndermedim. Ayetleri iş olsun diye indirmedim. Hayatınıza şekil veresiniz diye. Hayatınızı benim emirlerime göre tanzim edesiniz diye gönderdim. Aldanmayın. Bakın, ansızın ölüm gelir size. Hazırlıksız yakalanırsanız ne diyeceğinizi ben size şimdiden söyleyeyim. Şöyle diyeceksiniz o zaman bana. Ya hasrata ala ma ferrattu fi cembillah. Ah başıma gelenler, vah başıma gelenler, ben Allah'ın huzurunda ne kadar geri kaldım, yapmam gerekenler noktasında ne kadar geri kaldım, eyvah! Hanımın istediklerini yaptım, çocuklarımın istediklerini yaptım, damadın istediklerini yaptım, gelinin istediklerini yaptım, Allah'ın istediklerini yapmakta çok geri kaldım, eyvah, eyvah diye feryat edeceksiniz. Bu feryadınız gerçekleşmeden önce dönün bana, benim ayetlerimi, benim Kur'an'daki size olan talimatımı, Habibimle size duyurduğum gerçekleri kavrayın ve yapılması gerekenleri yapın diyor. Kıymetli dostlar, dersime başlarken Münafıkun suresinin 9. ayeti kerimesini okumuştum. Ne diyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Münafıkun suresinin 9. ayeti kerimesinde Ya eyyühellezine amenu Ey iman eden kullarım diyor. Rabbim bize hitap ediyor. La tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ben biliyorum. Siz mallarınızı seversiniz. Olabilir. Çocuklarınızı seversiniz. Olabilir. Çocuklarınızın evlenmesi için, tahsili için, geleceği için fedakarlık yaparsınız, mücadele verirsiniz, çalışırsınız.
mal biriktirmek için, daha kaliteli hayat yaşayabilmek için, daha fazla mala sahip olmak için malı seversiniz. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Yani gerçekten malı ciddi bir şekilde seversiniz. Ancak mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikirden, Allah'ı hatırlamaktan, ona karşı vazifelerinizi yerine getirmekten sakın alıkoymasın. Yani çocuklarının istikbalini temin için verdiğin mücadelede kendi istikbalini unutmayacaksın. Eşinin, damadının, gelinlerinin, torunlarının ihtiyaçlarını görmek için verdiğin mücadelede kendi ihtiyaçlarını görmeyi unutmayacaksın. Nedir bu diye sorarsanız, çocuklarımıza ayakkabı lazım, tahsil için imkanlar lazım. Bunlar için insan mücadele veriyor. Sabahın erken saatinde kalkıyor. Birçoğumuz kendimiz için kalkmıyoruz. Çocuklarımız için kalkıyoruz. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar imkanımız birçok insanın vardır. Kendisi için kalkmıyor, çocukları için kalkıyor, torunları için kalkıyor. Damatlar ve gelinler için kalkıyor, mücadele veriyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, mallarınız var, çocuklarınız var. Bunları ben size verdim. Diyorum ki size, bu mallarınız ve çocuklarınız sizi beni zikirden, beni hatırlamaktan, bana karşı vazifelerinizi yerine getirmekten alıkoymasın. Çocuğunun istikbalini temin noktasında, tahsilini halletme noktasında, evlenmesini, evini tertip ve tanzimini halletme noktasında koşarken, namazında aksaklık yapma, namazını kazaya bırakma, kazanırken yalan konuşma, haram katma, hesabını vermeyeceğin, veremeyeceğin, altından kalkamayacağın yanlış işlere bulaşma. Eğer bir insan harama el uzatıyorsa, bu insan Allah'ı orada unutmuş demektir. Bir insan trafikte seyrederken, ileride polisi görüyorsa kırmızı ışıktan geçebilir mi? Geçemez. Niye geçemez? Polisi görüyor, ceza verecek. Polis seni gördüğü gibi Allah seni haram işlerken görüyor mu, görmüyor mu? Görüyor. O zaman haramı insan nasıl işlemiş olur? Allah'ı unutarak işlemiş olur. Allah'ı unutmayan insan harama el uzatamaz. Bir insan yalan söylüyorsa orada Allah'ı unutmuş demektir. Çünkü büyük bir suç işliyor. Cezası büyük olan bir suç işliyor. Bu suçu işlerken tıpkı teşbih hata yok. Trafik polisinin gözü önünde onun baka baka ne yapamıyor? Efendim trafik kurallarına alt üst edemiyor. Cezanın geleceğini kesin görüyor. Evet. Allah Celle Celaluhu'nun bizim hayatımızda, hayatımızın akışında tespit etmediği, edemediği hiçbir suç ve günah yoktur. Dolayısıyla her yaptığımız günahı yaparken anında Allah Celle Celaluhu bizi görüyor, fotoğraflar çekiliyor, kameralar kaydı alıyor, eller, ayaklar, insanın vücudundaki deriler kamera olarak bunları alıyor, biriktiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinde Allah Celle Celaluhu ve yevme yuhşaru a'da'ullahi ilennâli fehum yuza'un hatta izâ mâ câûhâ şehide aleyhim sem'uhum ve absâruhum ve cülûduhum bimâ kânû ya'melûn buyuruyor. Yani yarın ahirette dünyadayken Allah'a sırtını çevirmiş, hep haramlarda, yanlış yerlerde koşan insanlar, yarın ahirette cehenneme sevk edildiklerinde onlar inkar edecekler dünyada yaptıkları hataları, günahları, yapmadık diyecekler. Yapmadık dedikleri zaman Cenab-ı Hak kiramen katibin yazmıştır sizin yaptıklarınızı deyince, kiramen katibinin yazdıkları yalandır, doğru değildir, biz bunları kabul etmiyoruz deyip inkar edecekler. Acaba tutturabiliriz mi diye. O zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuracak ki tamam, sen kiramen katibinin yazdıklarını inkar ediyorsun, şimdi konuşturacağım ben. Kulaklarını konuşturacağım,
gözlerini konuşturacağım, bir de derilerini konuşturacağım. Şimdi senin kulağın yaptıklarını söyleyecek, senin gözün yaptıklarını söyleyecek, senin derilerin yaptıklarını söyleyecek. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ Deriler konuştu, kulaklar konuştu, gözler konuştu. Gerçekten kiramen katibinin yazdıklarını harfiyen doğru olduğunu onlar da şehadette bulundular. Bu sefer Allah Celle Celaluhu ağızdan mühürü kaldıracak. Ağızdan mühürü kaldırınca insan evvela Allah'a bir şey söyleyecek yerde kendisine dönüp şöyle söyleyecek. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Kendi derilerine dönüp, ey benim elim, ayağım, organlarım, niçin benim aleyhime siz şahitlik yaptınız ki? Yaptığım kötülükleri niye siz söylediniz ki? قَالُوا Bu sefer insanın eli ayağı, kendi derileri, kendi ağzı ile kendi arasında konuşma meydana gelecek. Eller, ayaklar insanın ağzından çıkan bu itiraza cevap verecek. قَالُوا diyecekler ki, اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Kulaklar diyecek ki, bizi Allah konuşturdu, gözler bizi Allah konuşturdu diyecek. Öyleyse, polis beni gördüğü zaman kırmızı ışıktan geçemem, trafik kurallarını alt üst edemem, hemen peşin ceza gelir diye korkan insan, Allah'a karşı haram işliyorsa Allah'ı unutarak haram işliyor. Mevla'nın kendisini gördüğünü unutuyor. Trafikte seyrediyoruz Avrupa'da arkadaşla. Seyrederken birden bir yerde bir ışık yandı söndü. Eyvah yakalandık dedi. Yani kamera çekmiş onu hız çokluğuyla. Eyvah yakalandık dedi. Fark etmediği bir ışığın yanından kural dışı hızlı geçince bilmiyor orada böyle bir şey olduğunu, ışık çakınca eyvah yakalandık dedi. Bir de ışık çakmaz da arkadan zarf gelir, değil mi? İşte kıymetli dostlar, burada dünyada yaptığımız yanlışlar da ışık çakmıyor. Ama arkadan zarf geliyor. Gittiğin zaman zarflar birikmiş olacak. Şurada şu naneyi yedin, şurada da şu yanlışı yaptın, burada bunu yaptın diye zarflar birikiyor kıymetli dostlar. Ne diyor Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri? Ey iman edenler, sakın mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikirden alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلِ ذَٰلِكَ Para, para diye koştun, 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 yükselme, kazanma, harcama, onu al, bunu al, onu harca, bunu yenile, bunu tazele, bu eskidi, bunu yenileyelim. Hayat bu mücadele içerisinde giderken namazlar geride kaldı, ibadetler geride kaldı, haramlar, günahlar birikti, 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 ölüm unutuldu, tak Azrail Aleyhisselam geldi, haydi dedi. Nereye? Ahirete gidiyoruz. Eyvah, benim hazırlığım yoktu demek, o zaman hiçbir şeyi değiştirmez. O zamana kadar insan kendisi için koştuğunu zannediyor, o andan itibaren kendisi için değil, başkası için koştuğunu anlamış olacaktır kıymetli dostlar. وَمَنْ يَفَعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Eğer bir insan malı, evladı için koşar koşar koşar, Allah'ı unutursa, Allah'a karşı vazifelerini unutursa, onlar husrana uğrayan, zarara uğrayanların ta kendileridir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Yine Rabbimiz Cuma suresinin 8. ayeti kerimesinde şöyle buyurur. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Kullarım, ölüm deyince size soğuktur. Ölümden kaçarsınız. Bir hastalığa müptela olsanız hemen tedavi olmak istersiniz. Güzel. Ama ölüm size gelecektir. Beklemediğiniz bir zaman ansızın gelecektir. Geldiği zaman ne olacak? Bütün gaybi bilen, her şeyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Her ölen gidiyor, poşetleniyor. Efendim, paketleniyor. Paketleyip paketleyip nereye gidiyor? Paketlediklerimiz hepsi Allah'a gidiyor. Bizi de paketleyecekler, bizi de Allah'a gönderecekler. Ne için? Hesap vermek için gönderecekler. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'ya şöyle demiştir bir gün. Kün fid dünya keenneke garibun ev abiru sebilin. Sen dünyada
kendini bir garip gibi gör. Yani oğlun var, kızın var, eşin var, anan var, baban var. Öyle kabul etme sen kendini. Kimsen yok, öyle kabul et. Çünkü kefene büründüğün zaman, seni mezara koydukları zaman yanında ne oğlun var, ne de kızın var. Ne eşin var, ne annen, ne de baban var. Orada sen yapayalnız kalacaksın. O yapayalnız yere doğru gidiyorsun. Dünyada var olanlara güvenme, onlar da sana, sen de onlara güvenmeyin. Hepiniz tek tek bana geleceksiniz. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Kur'an'da bize bunu bu şekilde beyan ediyor. Bana döndürüleceksiniz diyor. Hadis-i şerifte de Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazreti Abdullah'a, Hazreti Ömer'in oğluna diyor ki: "Benim sana tavsiyem, sen dünyada Ömer gibi bir babam var deme. Şöyle bir oğlum, kızım, eşim var deme. Onlar kendi kendine, sen de kendi kendine. Sen dünyadan ahirete göçtüğünde Ömer'le seni aynı mezara koymayacaklar. Yarın mahşerde Ömer'le, babanla sen aynı efendim sandalyede hesap vermeyeceksiniz. Herkes kendi hesabını verecek. Baba kendi hesabını, evlat kendi hesabını, eş kendi hesabını verecek. Öyleyse sen dünyada kendini garip birisi olarak kabul et. اَوْعَابِرُ سَب۪يلٍ veya yolda yürüyen bir yolcu olarak kendini kabul et. Yani yolcu insan giderken otelde kalmış 3 gün, 5 gün. Efendim bir yerde bir restoranda oturmuş, yemek yemiş. O restoran benimdir demez, otel de benimdir demez. Otelde kaç gün kalacaksa o kadar oradadır. Sen kendini dünyada mukim birisi değil, yolda yürüyen, seferde olan bir yolcu gibi kabul et demiştir. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel tavsiyeleri sonunda diyor ki: "Ben kendi kendime şöyle karar verdim. Sabah olduğu zaman diyordum ki kendi kendime, ey Abdullah, akşama çıkmama ihtimalim var, ona göre hazırlığını yap. Akşam olduğu zaman kendi kendime diyordum ki, ey Abdullah, sabaha çıkmama ihtimalim var, ona göre hesabını yap. Akşam olunca sabahı, sabah olunca akşamı beklemez hale geldim." diyor. Kıymetli dostlar, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin Hazreti Enes veya Ebu Zer Hazretlerine yapmış olduğu tavsiyede demiştir ki: "Bak, ben sana altın tavsiyelerde bulunacağım. Kulak ver, dinle. Gençken ihtiyarlamadan önce gençlikte yapılıp ihtiyarlıkta yapılamayan kaliteli ameller var. Bunları sakın aksatma. Yaşlı bir insan idrarını kaçırır. Unutkandır, süreleri şaşırır. Efendim beli ağrır, dizi ağrır. Gitmek istediği zaman istediği kadar gidemez, koşamaz. Ama genç zekası yerinde abdestini tutabilir. Bir abdestle 24 saat yürüyebilir. O zaman sen ey genç, bir gün abdestinin tutmayacağını, dizlerinin tutmayacağını, belinin tutmayacağını, zekanın bu kadar keskin olmayacağını, unutkan bir hale geleceğini sakın göz ardı yapma. O günler gelmeden bu günlerde yap yapacağını, sonra eyvah gençken yapmadım, şimdi de yapamıyorum deyip ağlayanlardan olma demiştir. İkinci olarak sağlığın sıhhatin şimdi yerindedir. Ama öyle bir an gelir ki sağlığını sıhhatini kaybedersin. Geçen de bir dostumuzun, kardeşimizin annesini ziyaret ettik. Diyor ki hocam diyor, sol elim tutmuyor, sol ayağım, sol elim var çalışmıyor, sol ayağım var yürümüyor, sol gözüm var görmüyor. Peki kim bunu ister? Kimse böyle istemez. Ama gelirken nasıl geliyor? Sana sorarak gelmiyor, bana sorarak gelmiyor. Ufak bir şikayetten gidersin, bir tahlil, iki tahlil, ileri bir tahlil, ah kanserdir. Doktorlar 2 sene, 6 ay bir ömür biçerler. Bunlarla hep karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. O zaman sen şimdi sağlıklısın diye sağlığına güvenme kardeşim. Sonra öyle bir hastalık gelir ki elim var tutmuyor, ayağım var yürümüyor, gözüm var görmüyor dersin. Öyle bir olur ki aklım da çalışmıyor dersin. Peki o zamana kadar yapmadın, sağlığında, sıhhatinde yapmadın, şimdi de yapamıyorsun. Tamam da ölüm geldi, torbanda ne var? Gençken yapamadın, sağlıklıyken
yapma, gençken yapmadın, sağlıklıyken yapmadın. Sonra ihtiyarlık geldi, yapamadın, hastalık geldi, yapamadın. Ahirete giderken hesapta ne var? Bir şey yok. Niçin yok? Gençliğe aldandık, sağlığımıza, sıhhatimize aldandık, kıymetini bilemedik. Hep böyle devam edecek zannettik. Kıymetli dostlar, o yolculukta sermaye lazım, sermaye lazım. Mizanda ağırlık teşkil edecek ibadet lazım. Allah için yaptığın ameller lazım. Her şeyin bir vakti saati vardır. Bu vakti saati sen belirlemeyeceksin, Allah belirliyor. Kardeşim, buluğa erdin mi? Allah sana akil ve baliğ diyor. Akıllısın ve buluğa erdin diyor. Ve sana, bana diyor ki sen o zaman mükellefsin, sorumlusun, benim muhatabımsın. Sen öldüğün zaman ya ebedi cennettir ya ebedi cehennemdir. Sen artık 15 yaşında, 16 yaşındaki delikanlı 5 vakit namazdan sorumlusun. Haramdan sorumlusun. Oruçtan sorumlusun. Zekattan sorumlusun. Haçtan sorumlusun. Kıymetli dostlar, vallahi billahi 16 yaşında zengin olan bir delikanlı aynen 80 yaşındaki bir zengin olan insan gibi haç ona farzdır. Yavrum sen daha gençsin, dur evleneceksin, şu var bu var diyemezsiniz. Derseniz cehaletten söylenir. Bunu kim söylerse cehaletten söyler. Allah Celle Celaluhu mükellef olan bir insana yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, akıl midir? Aklı başında mı? Buluğa ermiş mi? Tamam. Bütün farzlar onun üzerine teveccüh eder. E kardeşim, evlenmeden hacca mı gidilir? Hacca gitmenin şartlarından birisi evlilik değildir. Evlenecekse buyursun evlensin. Hacca gitmenin şartları nedir? Hacca gidecek kadar parası varsa, sağlığı, sıhhati varsa hac ona farz olmuş oluyor. Dolayısıyla kıymetli dostlar, gençken gençliğin kıymetini bilip ihtiyarladığımız zaman yapamayacağımız amelleri gençken yapmak lazım. Sağlığımızın kıymetini bilip ansızın bir bela musibet gelip bir tarafımız tutmaz hale gelince yapamayacağımız amelleri şimdiden yapmak lazım. Ve insanın elinde maddi imkanlar olabilir. Bindiğin arabanın değerini baban rüyasında görmemiş, deden hayalinden geçirmemiş. Ama düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hiç hava atmana gerek yok. Bugün nice böyle boynunu bükenler var, dün böyle kaftanın tepesinde gibi kafaları yürüyordu, kibrinden, gururundan yanından geçilemiyordu. Ama öyle bir batmıştır ki, öyle bir iflas etmiş ki, intihar mı etsem de kurtulsam diye kara kara düşünenler, durmadan yeşil reçeteli hap kullanarak kendisini uyutmak suretiyle hayata tutunmaya çalışan, dünün zengini bugün müflis olan insanları vardır. Öyleyse bugünkü imkanlarımıza güvenerek yarın başımıza gelebilecek yoksulluğu hesaba katmadan yaşamamak lazım. Elindeki imkanların bir gün yok olabileceğini, bir deprem felaketinde servetini kayıp edebileceğini hesabını şimdiden yapmak lazım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de kıymetli dostlar, insan şu anda hayattadır fakat ansızın ölüm gelecek. Ölüm geldikten sonra yapabileceğimiz hiçbir şey olmayınca Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey ümmetim, şimdi hayattasın, varsın, bir şeyler yapabiliyorsun, her saniyen senin için çok önemli ve çok değerlidir. Dolayısıyla öldükten sonra bunların hiçbirisini yapamayacağını bil, ölüm gelip çatmadan önce de efendim hayatta yapılması gerekenleri ihmal etme diyor. Bir de şimdi yapabilecek vaktin var, zamanın var. Fakat bazen öyle olur ki insan iki ayağı bir pabuca girer, işleri kovalamaktan ne yapacağını şaşırır. Anası hasta, ona koşacak, hanımı hasta, ona koşacak, damadıyla efendim gelini arasında sıkıntı var, ona koşacak, borçlular bir taraftan sıkıştırıyor, ona koşacak, iş yerinde ayrı bir sıkıntı var, ona koşacak, vergilerde borcu var, hangisini yapacağını şaşırır, adam anasından doğduğuna pişman olur. Dolayısıyla böyle başını kaldıracak vakit bulamayacağı sıkıntılarla da karşı karşıya kalabilir. Bunlar yaşayan her insanın başına gelebilecek şeylerdir. Bunlar gelip çatmadan önce tedbirinizi alın diyor. Kıymetli dostlar, Münafıkun suresinin 9, 10 ve 11. ayet-i kerimelerin manasını vererek dersimi bitiriyorum kıymetli dostlar. Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız Allah'ı zikirden sizi alıkoymasın. Kim
malıyla, evladıyla para 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 diyerek, araba ev de diyerek hayatını bu şekilde sürdürür, Allah'a karşı namazını, orucunu, zekatını, diğer vazifelerini unutursa, bunlar yandım, yandım Allah deyip feryat edecek olan insanlardır. Ve benim size verdiğim rızıklardan, ölüm size gelip çatmadan önce harcayınız Allah yolunda, verin, gittiğiniz zaman bulacaksınız. Yoksa ölüm geldiğinde siz diyecektiniz ki, ah Allah'ım bana biraz daha süre vermez misin? Bana biraz daha süre verirsen ben bol bol sadaka vereceğim ve salih kullarından olacağım. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Kullarım, benim kesin kararımdır. Ecel geldiği zaman, ölüm geldiği zaman kimseyi tehir etmem, kimsenin bir nefes daha süre vermem. Vakit geldi mi olay bitti, yalvarmanız, yakarmanız hiçbir şey sağlamaz diyor. Yüce Rabbim Ramazan-ı Şerif'te uyanan kullarından eylesin. Ahiret için ölüm gelmeden önce ölüm için hazırlık yapmaya hazırlıklı olan kullarından eylesin. Yüce Rabbim ahirette yüzümüzü hak edecek iyilikleri ve güzellikleri bizlere sevdirsin ve nasip eylesin. Yüce Rabbim bizleri Kur'an'ına hizmetçi eylesin. Yüce Rabbim ahirette Kur'an'ın şefaatine mazhar olabilecek güzellikleri yapmaya her birimizi muvaffak eylesin. Rabbim oruçlarınızı, teravihlerinizi, diğer ibadetlerinizi kabul eylesin. Ne kadar sıkıntılarınız varsa Rabbim yok eylesin. Maddi sıkıntılarınızı yok eylesin. Ailenizdeki sıkıntıları yok eylesin. Rabbim ülkemizdeki sıkıntıları da izale eylesin. Lillahi'l-Fatiha.